O Tire'deki polise ifadesini alıyorlar bunu. Şeye gönderiyorlar yurda. Tamam. Arkadaşlar şeyden Skype'tan çıktınız değil mi? Ben Sabri'ye bir şey söyleyeceğim. Bunu Cansu duyuyor mu? Duymasın beni. Tamam. Kapatın. Skype'ı kapatın. Ben Sabriye'yle bir şey konuşacağım. Tamam. Tamam. İçeri görelim ama Sabriye'cim ben... Ha, içeri de görebilirim. Yani duysun, izleyicilerim duysun istiyorum Cansu geldiğinde. Ne olur sarıl ya. Sarılırım. Evet. O beni kaptırırsa düşersem şaşmayın. Bana yaptı o. Sarıl ya. Hiç sarılmadın bana ki. Bana kaptırdı. Ben İkinci kez geliyor çocuğum burada. Biz buluyoruz, getiriyoruz. İkinci kez evladım buraya geliyor. Ay sarıl gelmeye ya. De bilirdi. Evet geliyor. Yani geliyor. Bak, geliyor. Bir şeyleri düzeltmek geliyor. İstediğine inanıyorum ben evet Cansu. Ya. Evet. 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 Geliyor yani. Nerede? Geliyor mu? Kontrolden geçiyor şu anda. X-ray cihazlarından geçiyor. Güvenlik açısından her türlü. Evet. Güvenlikten geçiyor ve içeriye gelecek şu anda. Bizim Sefaköy kanala giriş yaptı. Sen ilk kez geldiğinde sarılmadın biliyorsun değil mi? Gelmedi ki yanıma. Ya sen gittin sen Sabriye. Hayır yanına gittim yanından kaçtı gitti. Arkadan. Oraya gitti ama ilk buradan geldiğinde geliyor şu anda. Bak öyle de böyle Cansu aslında benim kulaklığımla gitti ama tutarım önemli değil. Cansu öyle de böyle geliyor yani. Çok da güzel bir çocuk biliyor musun? Aslında o travmaları atlatabilseniz başkasına gitmez size gelir. Kafasında çok kuruyor. Bunu yapıyorsun. 7 yaşında yapıyorsun. Çocuk yani eve gelmek isterken yurda giderse sen de onu yurtta bırakırsan bunun hesabını bak böyle yıllar sonra sana sorar yani. Hadi gelsin ben de Cansu'yu özledim ama bir daha da aramam valla. Yoksa kıyamam ya ararım ararım. Ararım söz didişme ararım olmasa. Yani. Cansu nereden bu kapıdan gelsin? Nerede? Oradan gelecek değil mi? Cansu'ya bir hoş geldin alkışı alabilir miyim lütfen hanımlar? Merhabalar Gizem Hanım. Bir anne hazırlıyorsan sarılmak istiyor. Ben sarılmak istemiyorum. Hayır. Ben ne yaptım ama... seni bu kadar? Ben ne yaptım? Hayır. Cansu bana söyle ben ne yaptım? Senin altını bez bile tuttum ben ya. Ya. Ben ne yaptım söyle. Gel bana bir sarıl gel. Hoş bulduk. Doğru ben suçluyum. Seni insan. Görmek de güzel. Çok yorgunsun sağ ol. Evet bayağı yorgunum. Cansu da olaylar. Sende olaylar bitmiyor Cansu. Şöyle yapacağım Cansu'nun yüzünü tam... Ama ya bir anne bir sarılsın ya. Neyse, yok hayır sonra. Sarılmak istemiyorum. Sabriye sen bu tarafa geç. Ben Cansu'yu oraya alacağım. Yüzünü karşıdan bir görmek istiyorum. Tamam. Tamam mı? Tamam. Hoş geldin. Hoş bulduk. Yan yana geçiyorlar ve sarılmıyorlar ya. Hoş geldin ay. Cansu. Hoş bulduk Ayhan Bey. Hı? Şundan hoş bulduk. Cansu. Efendim. Ne oldu 7 yaşında ya? Yurda verince ya annenler haber vermediler mi? Yurda beni ilk vermeleri değil ama. Ne? Sesler gidip gidip geldi. Defalarca an... verdiler beni yurda. Tamam. Ben açıklayacağım. Aa. Hepsini açıklayacağım. Defalarca. Tabii evet. Ki de dosyama bir bakar mısınız? Kaç kez seni yurda verdiler? 4 kere. 4 kez. 4 kere. Dedem Hanım ben açıklayayım önce. Açıkla. Bu evden polislerden getiriyordum. Bu 4 gün yatakta yatıyordu. Ne kahvaltı yapıyor ne bir şey. Kalkıyordu kahvaltısını yapıyordu. Duşuna giriyordu. Makyajını yapıyordu gidiyordu. Ben 12'ye kadar bekliyordum. Karakola gidiyordum. Ekiplerimiz hepsi şahit. Allah razı olsun. Dediler ki bunu yurda verelim. Biraz akıllansın. Abla sen hakkından gelemeyeceksin dediler. Aklını da biliyor polis sen. Hepsini aklını da biliyorum. Hepsini benden konuştular. Kaç yaşından ilk gittiğinde 7 yaşındaymışsın yurda. Sonra? Sonra 14 yaşımda, 14-15 yaşımda gittim. Hı hı. Sonra 16 yaşımda gittim, bir de 17 yaşımda her kaçtığında ama hep sen de evden kaçıyorsun bu arada sürekli. Ama kaçmamın sebebi zaten belli. Kim? Sabriye mi? Hem o hem yasaklı madde kullanıyordum hem de o yüzden. Ben düzelsin diye verdim seni hep. Sen ne dedin? Karakola, karakola, yurttan aradın. Müdürler dedi ki Sabriye da dedi, Cansu dedi. Ben senin bana yurtta dediğin laftan unutmuyorum. Ben evet. Hepsini sen beni biliyorum. Sahipsiz bırakıp gittin oraya. Ben seni o kadar kız neyden girdiği belli. Bak oraya neyden girdiği herkesin belli. Tamam. Tedavi ettirmek istemedi mi seni? İstemesem eşya götürür müyüm? Ben kendim gittim zaten tedaviye dedim hanım.
Annen ailen götürmedi mi? Hayır tabii. Onlar ki götürüyormuş. Biz de göz. Hayır. Aile kendisi de başvurabiliyor. Yani. Yapabiliyor. Bir anneannen de seni görsün. Elveda Hanım'ı da görelim hemen. Elveda Hanım. Merhaba Dilber Hanım. Merhabalar. Torununuzu yine bulduk. Allah'a şükürler olsun ama biraz kırgın anneannen. Buldunuz sana. Ama ben çok üzgünüm yani. Buradan ne hakkıdır? Neden ötürü gitti yani? Onu bana açıklasın. Hadi ben açık. Ne yaptım da gitti yani? Ben çok üzgünüm. Gideceğini söyleseydi ben izin verirdim yani. Ben ona burada baskı uygulamadım. Şiddet uygulamadım. Ne yaptım da gitti yani? Bir yanıtım vardı. Daha ben elimden geleni yaptım. Ne yapabilirim daha başka? Ya tabii ki de buna bir şey diyemiyorum yani. Hı? Doğal olarak. Ne yapabilirim ben? Onu söylesin. Eğer ben suçluysam bana söylesin suçlusun desin. Hayır. Annesi beni suçluyor öyle çünkü. Öyle bir şey değil. Beni ben açıklasın suçlu yani. Şu anda açıklasın. Cansan ben bekliyorum. Annesi babası beni suçluyor. Bir yanıt ver bence. Anneannen haklı. Ben yanıt bekliyorum şu anda. Ben asla anneannemi suçlamıyorum. Ben bak seni sormuyorum. Telefon sormuyorum. Para sormuyorum. Hiçbir şey sormuyorum. Ne yaptığımı da sormuyorum. Ne yedirdim içirdim de sormuyorum. Yalnız ben ne için suçlanıyorum onu öğrenmek istiyorum. Anneanne ben seni suçlamıyorum. Asla suçlamıyorum. Anne suçluyor. Ben yapmışım. O zaten. Sabiyeciğim dur bir anneanne. Ben sen biliyormuşum Özmen'i. Hayır bilmiyorum. Senin çamaşırların içinden çıktı eşyaların içinden telefon numarası. Yani o zaten herkesi suçluyor. Beni suçluyor, şeyi suçluyor, her şeyi suçluyor ben yani. Ben suçlu değilim. Sen buradan kızım ben baskı yaptım da mı kaçtın sen buradan? Hayır. Niye gittin yani? Hayır. Baskı mı yaptım? Niye gittin? Hayır sen bana hayatım boyunca baskı yapmadın zaten. Ama biz bir şöyle bir şey biliyoruz. Bir tane video çekmişsin. TikTok çekmişsin. Çok yani, fazla video evet. çektim zaten. Ama özellikle bir tane videoda senin işte bir göbeğin görünüyor. Biraz makyaj yapmışsın. Onu biraz evet. tepki göstermiş. O video gelsin ben... ekranlara da. Ya bence hiçbir şey yok. Çok da güzel bir video. Çok da güzel kızsın zaten. Aşkım benim ne güzel gülüyor da. Ama annene biraz daha iyi davran. Yani o meseleyi bilmiyorum. Tedavi mi görürsünüz? Ne yaparsınız? O senin annen. O da onunla tedavi görmesi lazım. Karşılıklı. Neyse o konuya geleceğiz de o konu daha sonra. Ama şu TikTok'u ne var bu TikTok'ta anlamadım ya. Bir gelsin ekranlarınıza. Ben de bilmiyorum artık. Gelsin izleyelim. Hakan getirsene. Bazen o kadar çok seversin ki yalan olsa inanır, yılan olsa sarılırsın. Bilirim yalan. Bazen o kadar çok seversin ki yalan olsa inanır, yılan olsa sarılırsın. Bilirim yalan. Şimdi bu TikTok değil diyor başka bir tanesinde de göbeği yine evet. bu şekilde göbek şey, açık. Yapboz gibi yapmış. Didem Hanım farkındaysanız tanıdınız yani ben hep öyle giyinen bir insandım yani. Hı-hı. Biliyorsunuz. Anneanne kızdı mı peki bu TikTok'lara? Hayır anneannem kızmadı yani. Dayın yukarı ben çıkmış. Ben dışarı çıkarken de anneannem de biliyor bunu. Peki annem işte söyle bir dakika dur söyle Sabriye. Yukarı çıkmış mı aşağı mı bir oğlandan konuşuyormuşsun. Bir oğlanla konuşuyormuşum. Evet. Dayı söyledi bana. Doğruları ben telefonda, onda kayıtlı, bende kayıtlı değil. Sesi de vardı. Öyle mi söyledi? Öyle dedi. Yukarıda dedi, bir oğlandan konuşuyordu dedi. Ben dedi, bacaklarını kırarım, yemeği ağzını dıkarım demiş sana. Bana dayın öyle dedi. Ben bilmiyorum artık. Bir şeyler onun dediği tam olarak değil. Anneannem de şu an kanalda zaten tamam. duyuyor. Elveda Hanım bir şey söylüyor. Tamam, Elveda Hanım bir şey söylese Elveda Hanımcığım. Duyuyorsunuz yani. Söyle şimdi duyuyorum canım söyle. Ben dedim ki Cansu'ya kızım böyle TikTok yapıp da hani askılı giyip de o kütüde de alındı o siyah giydiği. Gönlünün içine giydiği siyah body gibi. Body değil askılı bir atlet gibi yani. Onu giyip de dedim telefonun karşısında TikTok yapma kızım. Kafedeki gir yapma dedim erkeklere karşı gülme dedim. Ben çok gülen bir insanım. Siz de bunu biliyorsunuz ben zaten. Biliyorum güldüğünü ben. Hayır ben orada ben yayında anneannen de şunu söylüyor. Ben yayında bazen çok güldüğün zaman insanlar seni yanlış anlıyor diye. Ben bu kadar gülme Cansu. İnsanlar sana sinir olacaklar. Tanımıyorsunuz çünkü. Yakından görmek olan başka bir şey. Anneannem bunu yanlış anlamış. Evet. İşte ben de öyle dedim diye. Bir de asla gülme Cansu diye anlamış. Öyle değil. Gülecek tabii. Dükkanda çalışıyor mu acaba? Dur anneannem sen bir şey söylüyor. De... Allah Sabriye. Hayır dayısı dedi bana da. Çalışamaz mıyım yani? Hayır, kim bana para verecek? Bana, dayın dedi. Zerişten işe soktum ben onları dedi. Ben kendim buldum hatta yengemi de yanıma aldım. Tamam, öyle dur. Dedi ben bilmiyorum. Anneannem işe soruyor. Söyle evet, Elveda Hanımcığım. Evet işe girdik kötü mü oldu? Evet. Bir şey demedim ki dayından işe mi girdiniz dedim. Benim bir tek kelimem kızmam açık saçık öyle giyip de TikTok yapma demem kötü oldu. Evet. Ondan sonra bakkala sakız almaya gidiyorum dedi. Kızmadım. Ve
Onlara da söyledim, kızmadım. Ben öyle bir şey yok. Ben ona kızmadım diyor. Bu nedenden gitmedi yani. Saçma sapan şeyden kızmam ben asla. Evet, ya bu nedenden dolayı da oradan gitmedi diyor. Öyle değil mi? O yüzden gitmedin. Doğru tabii ki de. Öyle gitmedim yani. Ya dayının, anneannenin sana bir baskısı yoktu. Yok asla yani, yok. Bunu herkes biliyor. Yani. Didem Hanım zaten. Ben size buraya ilk geldiğimde dedim ki, ben hatta farkındaysanız anneanneme sarıldım yani. Ama